İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Arsen Nikosyan, Alma beyanı ve Arsak'ın toprak mülkiyeti sorunu. Birleşmiş Milletler Misyonu Stepanakert'teki sivil altyapılarının yıkımını kaydetmedi. Ernarek Nazarya'nın asker arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı. Sakharova, Bakü'deki Ermeni esirler hakkında. UNICEF, Doğu Ermenistan'da barınan mülteci çocuklar akut psikolojik stres belirtileri gösteriyor. Arsen Nigosyan, 30 Temmuz 2000 tarihinde başkent Yerevan'da doğdu. Arsen, aydın bir insandı ve onunla iletişim kuran ve bu düşünceye sahip olmayan kimse yok. Tavsiyeye ya da sadece paylaşmaya ihtiyacım olduğunda ilk önce Arsen'e başvurdum, diyor amcasının kızı Mari Bosyan. Ona göre kardeşinin hayattaki en şeyin düzenlenmesi gerekiyordu. Askerlikten ve hizmetten kaçmak istemiyordu. Bu yüzden ana vatana olan borcunu ödemek için Rusya Federasyonu'ndan memleketine döndü. 12 Ocak'ta askere alındı ve Madaiz kartallarından biri oldu. Görevi süresince birçok kez onur ve madalyalarla ödüllendirildi. Birliğinin üstlüğünü yaptı. Arsenin Ocak 2021'de terhis edilmesi gerekiyordu. Talihsiz savaş başladı ve Arsen diğer silah arkadaşlarıyla birlikte vatanı savunma görevini üstlendi. Madagis, Mardagert bölgesinde muharebe operasyonları gerçekleştirdi. Değerli bir askerdi. Muharebe operasyonlarındaki cesaretinden dolayı Celal Dünyan tarafından kendisine temel rütbesi verildi. Ancak bu onun gerçek ünvanı değil anavatan kahramanıydı. 17 gün boyunca savaşan korkusuz komutan büyük bir düşman ordusunu yok ederek düştü. Mardagert'in önemli mevkilerinden biri olan kendisine emanet edilen muharebe mevkiini terk etmeden son nefesine kadar savaştı ve 13 Ekim'de kahramanca şehit mertebesine erişti. Ölümünden sonra kendisine savaş hizmeti madalyası, Artsakh Cumhuriyeti cesaret madalyası, büyük dikran nişanı ve vatana yaptığı hizmetlerden dolayı şeref belgeleri verildi. Paşinyan ve Aliyev bu yıl Brüksel'de 14 Mayıs'taki üçlü toplantı sonrasında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Bakü ve Doğu Ermenistan liderleri 1991 Alma Ata Deklarasyonu'na göre Doğu Ermenistan'ın 29.800 km kare ve Bakü'nün 86.600 km kare toprak bütünlüğüne kesin bağlılıklarını teyit ettiler dedi. Bakü, bağımsız devletler topluluğuna yönelik tutumunu ancak 1993 yılında Haydar Aliyev'in iktidara gelmesinden sonra değiştirdi. Bakü parlamentosu 20 Eylül 1993'te Bakü'nün bağımsız devletlerin işbirliğine katılması hakkında kararını kabul etti. Bu kararla Bakü, hem bağımsız devletler işbirliğine hem de bağımsız devletler topluluğunun toplu güvenlik anlaşması örgütüne katılmış oldu. Bu yeni imzalanmış bir belgeydi ve Mutalibov'un imzasının onaylanmasıyla hiçbir ilgisi yoktu. Böylece Bakü, Mutalibov'un 21 Aralık 1991'de atada Bağımsız Devletler Topluluğu Anlaşması'nın ekindeki protokolü imzaladı. Ancak 24 Eylül 1993 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülke statüsünü kazandı. Buna göre 1993 yılına kadar 24 Eylül'de Bakü'nün katılımıyla hazırlanan hiçbir Bağımsız Devletler Topluluğu belgesi diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler için haklar veya yükümlülükler oluşturamaz. Bu nedenle 21 Aralık 1991 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler arasında imzalanan bir belge olan Alma Ata Deklarasyonu en azından 24 Eylül 1993 yılına kadar geçerliydi. Bağımsız devletler topluluğu üyesi olmayan Bakü'ye karşı Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne herhangi bir uluslararası hukuki yükümlülük getiremezdi. Yazının tamamını Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Birleşmiş Milletler misyonu iki ziyareti sonucunda Bakü'nün bombardımanı nedeniyle Stepanagert'in Gertin sivil altyapısının tahrip edilmediğini görmedi. Azerbaycan medyasına göre Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Misyonu Bakü ve Doğu Ermenistan'da bir haftalık misyonun tespitini ve Artsah bölgesi ve Doğu Ermenistan'daki acil mülteci ihtiyaçları tamamladı. Heyete koordinasyon direktörü Ramesh Raja Singham başkanlık ederken Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü Vladanka Andreeva ve Artsak'taki Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın temsilcileri de eşlik etti. Sivil altyapı ve okullar, ana hastane ve konut binaları gibi evler sağlam kaldı. Heyet bu gezi sırasında köyleri ziyaret etmedi ancak önümüzdeki gün ve haftalarda ziyaret edecek deniyor. Batı Ermenistan 19-20 Eylül tarihlerinde Bakü'nün Artsaha yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiğini hatırlatıyor. Başkent Stepanakert yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı. Kentin nüfusu 24 saatten fazlasını barınaklarda ve bodrumlarda geçirdi. <laughs> Doğu Ermenistan Soruşturma Komitesi'nin basın servisi tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan Soruşturma Komitesi bir askerin er arkadaşı tarafından görünüşte öldürülmesine ilişkin tüm koşulları ortaya çıkarmak için bir soruşturma yürütüyor. 2023 yılında Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Polisinden bir rapor geldi. Aynı askeri birlikte zorunlu er olarak görev yapan Narek Nazaryan'ın Doğu Ermenistan Savunma Askeri Biriminin koruma alanının güneydoğu yönündeki siperde er arkadaşı tarafından tüfekle vurularak başından ağır şekilde yaralanması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ilgili olarak 9 Ekim'de Doğu Ermenistan Ceza Kanunu'nun 155. maddesinin birinci kısmı kapsamında cezai işlem başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda adı geçen er arkadaşı söz konusu suç eylemini açıkça işlediğine dair makul şüpheye dayanılarak tutuklandı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Maria Zaharova, Moskova'nın 44 gün savaşı da dahil olmak üzere Bakü'de esir alınan Ermeni mahkumların serbest bırakılmasına destek vermeye fırsatlarını yorumladı. Eğer Rus vatandaşlarından bahsediyorsak, nerede trajik olaylarla karşılaşmış ya da zor durumda kalmış olsunlar, elbette onlara elimizden gelen yardımı yapacağız. Eğer Rus vatandaşlarından bahsetmiyorsak ve bu durumda Artsaha bağlı topraklardan bahsediyorsanız o zaman bu sorunun Bakü ve Doğu Ermenistan yetkililerine yönetilmesi daha doğru olur dedi Zakharova Moskova'nın defalarca ortaklarına ikili ve üçlü formatlarda hepsi her şey için ilkesine göre mahkum değişimini tamamlamaları yönünde çağrıda bulunduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi bunun için artık en iyi koşulların yaratıldığına inanıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bu sorunun başarıyla çözüleceğini umuyoruz diye ekledi. Artsak'tan zorla yerlerinden edilen ve Doğu Ermenistan'a sığınan mülteci çocuklar ciddi psikolojik stres belirtileri gösteriyor. Bu durum Son haftalarda evlerini terk eden çocuklara ve ailelerine özel destek sağlayan UNICEF ile birlikte çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından belgelenmiştir. Goris'te günde yaklaşık 300 çocuğa hizmet veren iki UNICEF ofisinde çalışan sosyal hizmet uzmanları, kabuslar, yatak ıslatma ve teselli edilemeyen ağlamalarla kendini gösteren kaygı, korku ve öfke duygularını bildirdiler bazı çocuklar herkesten soyutlanır, iletişim kuramaz, duygularını ifade edemez veya olup biteni anlayamaz hale gelir. İki hafta önce kendi topluluklarına yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana 30 binden fazla Ermeni çocuk Doğu Ermenistan'a sığındı. Bu çocuklar yerinden edilmenin yanı sıra sürekli olarak dersleri kaçırıyor, tehlikeli, güvensiz ortamlarda ve ailelerin bildirdiği gibi sürekli yeni saldırı korkusuyla yaşıyorlardı. Şimdi bu çocukların ne kadar acı çektiğini görüyoruz. Yoksullukla birleşen yerinden edilmeler ve düşmanlıklar onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarının yanı sıra psikolojik sağlıklarını da büyük ölçüde etkiledi. UNICEF'in Doğu Ermenistan temsilcisi Christine Wyckant çocuklar sürekli destek alamazlarsa bu tarif edilemeyecek kadar üzücü olayların sonuçlarına yıllarca katlanacaklar dedi. UNICEF eğitim, çocuk koruma, sağlık, beslenme ve hijyenik gibi kritik hizmetlerin sağlanması için önümüzdeki 6 ay içinde 12.6 milyon dolar tutarında yardım çağrısında bulunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Muher Kotançyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayastan adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.